Sevgili kardeşlerim, İmam Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiği bir hadisi sizlerle paylaşacağız. An Ebi Hureyre radıyallahu anh, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Etedrune menil müflis. Müflis kimdir bilir misiniz diye sordu. Kalu, sahabeler dediler ki, el müflisu fina. Men la dirheme lehu ve la meta. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle devam etti. Feqale innel müflise min ümmeti men ye'ti yevmel kıyame. Şüphesiz ki müflis ümmetimden o kimsedir ki kıyamet gününde gelir. Neyle gelir? Bisalatin ve siyamin ve zeka, namazı, orucu ve zekatı olduğu halde gelir. Ve ye'ti ve gad şeteme haza, muhakkak ki buna sövmüş. Ve gadefe haza, buna zina iftirasında bulunmuş. Ve ekele mâle haza, bunun malını yemiş. Ve sefeke deme haza, bunun kanını dökmüş. Ve darabe haza, buna vurmuş olduğu halde gelir. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ Onun bu hasenelerinden, sevaplarından o hak sahiplerine verilir. فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ Eğer üzerindeki kul hakları bitmeden, sevapları biterse, اُخِذَ مِنْ حَتَايَاهُمْ فَتُرِحَتْ عَلَيْهِ Hak sahiplerinin günahlarından alınır, ve ona yükletilir. Sümme turiha finnar, sonra da cehenneme atılır. Evet, demek ki gerçek müflis, yani iflas eden kişi, malını kaybeden, ticaretini mahveden değil, namazı, orucu ve zekatı olduğu halde buna söven, ona iftira atan, bunun malını yiyen, bunun kanını döken, şunu döven kimseymiş ki kıyamet gününde hesap meydanına gelir. Ve yaptığı güzel amellerin sevabı birer birer o hak sahiplerine verilmeye başlanır. Öyle ki artık verecek bir sevabı kalmamış ama alacaklar hala geliyor. İşte iflas ettiği an o andır. Peki ne olacak? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Vurduğu, dövdüğü, iftira attığı kimselerin günahları ona yüklenmeye başlanır. Sonra da cehenneme atılır. Peki bu hadisten bizim alacağımız ders nedir? Evet sevgili kardeşlerim, bu hadisten alacağımız ders şu. Bugün hakkını yediğimiz kimseler yarın tüm sevaplarımızı alacak, sevabımız kalmadığında da günahlarını bize yükleyecekler ve bizim cehenneme girmemize sebep olacaklardır. O halde o gün gelmeden bizler bugün hak sahiplerini bulmalı ve kendimizi onlara affettirmeliyiz. Biliyorum belki şu an nefsimiz o kimselere gidip helallik istemeyi bir zillet olarak görebilir ve bu bize ağır da gelebilir. Ama unutmamak gerekir ki buradaki zillet ahirette iflas edip ateşe girmekten çok daha hayırlıdır. Hem de zaten kul hakkına girmişiz ve haksızız. Hatamızı kabullenip hak sahibinden helallik istemek bize ağır gelmemeli. Bilakis bu bir kemaldir ve vakit varken bu fırsatı bir ganimet bilip hemen hak sahiplerine hakkını verip helalleşmeliyiz. Rabbimiz bizleri kul hakkına azami derecede dikkat eden kullarından eylesin. Üzerimizdeki hak sahipleriyle bu dünyada helalleşip ahirette iflas eden kullardan olmaktan bizleri muhafaza etsin. Amin, amin, amin.